Alişan hoş geldin söylemezsem olmaza. Merhabalar, iyi yayınlar. Günaydın Alişan, hoş geldin. Ya öncelikle günaydın. Bütün Türkiye üzüldü değil mi? Hepimiz önce bunu söyleyelim. Biz sizi çok yakıştırmıştık, çok güzel bir çift olmuştunuz. Eminim siz bir de üzgünsünüz. Bir şey konuşmak istiyorum. Önce bir konuşayım. Tamam. Hani çok böyle soru cevap şeklinde gitmek istemiyorum. Tamam. Ben Instagram'dan dün bir açıklama yaptım. Ve dün açıklamamda dedim ki biz kesinlikle kendi aramızdaki sorunları çözemediğimiz için biz ayrıldık. Ve lütfen dedim, lütfen rica ediyorum basın mensuplarından. Lütfen bizi kıracak, ailemizi kıracak. Çünkü bizden çok ailemiz üzülecek, çıkacak haberleri. Lütfen dedim, bizi kıracak, ailemizi kıracak bir şeyler yazmayın dedim. Biz birlikteyken de birçok haberler yazıldı, çizildi. Saçma sapan, yani ipe sapa gelmez iddialar yapıldı. Biz birlikteydik, çok mutluyduk. Sonra biz bir takım sorunlar yaşadık. Bu sorunları aşımızdan düşündük ve ayrıldık. Ayrıldığımızı daha beyan bile etmeden bir tane deli çıktı. Bir tane kendini bilmez biri çıktı. Şimdi televizyondayız diye başka bir cümle ağzımdan çıkarmak istemiyorum. Birisi çıktı, saçma sapan iddialar ortaya attı. Hiç üzerine vazife olmayan şeylerden bahsetti. Ve bu adamı kale alıp bu adamı haber yapıldı. Bu adam haber yapıldı. Bir kere şunu üstüne basa basa söylüyorum. Ben Eda'dan ayrılmış da olsam, Eda'nın ailesi benim her zaman ailemdir. Onun ailesine veya Eda'nın namusuna, Eda'nın şerefine laf edecek birisi karşısında beni bulur. Ve ben Eda'nın bundan önce de bundan sonra da ne olursa olsun onun namusuna da onun şerefine de her zaman kefilim. Kefilim. Böyle bir haber, böyle bir yalan yanlış, böyle bir şey yapılması, haber yapılması. Hani yani ben 21 senedir bu camianın içerisinde ve ben kime ne yaptım acaba? Ben yani kime nasıl bir şey yaptım ki? Ben birlikteyken de haberler yapıldı, saçma sapan. Ben ayrıldıktan sonra da şu anda hala haberlerin ardı ardı kesilmiyor. Alişan şöyle tepki yani, Neden soruyorum ya? Bu yaptığın istekle alakalı. Ben çıkmışım Instagram'dan, açıklama yapmışım. Konuşmuşum. Her şeyi anlatmışım. Daha bunun arkasında ne var? Bunun arkasında şu mu var, bu mu var? Dün bir haber çıktı yine. 150 bin TL'lik işte bilmem nelik yüzüktür. Evet. Benim ağzımdan bugüne kadar ben 150 bin TL'lik yüzük aldım diye biri kimse duydu mu? Hayır. Bunlar ne kadar ayıp şeyler ya. Yüzüğü geri istedi, yok yüzüğü vermediler, yok yüzüğü verdiler, yok şunu yaptılar, yok bunu yaptılar. Ya ayıp ya. Ya bütün buradan bu haberleri çıkaran, bu dedikoduları çıkaran herkese diyorum ki sizin kız kardeşiniz aynı durumda olsaydı ve onun hakkında her gün bir iddia, her gün bir şey yazılsaydı siz ne düşünürdünüz ya? Alişan şöyle birkaç cümle söyleyeceğim, yine sözü sana bırakacağım. Mesela sen gerçekten halkın evladısın, yani herkesin bir misyonu vardır. İnsana ben programa başlarken onu söyledim. Çok böyle pesimist bir toplum haline geldik. Böyle asosyal, mutsuz, insanların mutluluğundan mutsuzluk alan, selam vermeyen, öteye git diyen, yani böyle bir toplum haline geldik. Sen de tam tersine her röportajında, her programında haksın mı çocuklar? Yani devamlı pozitif olan, pozitif şeyler aşılayan ve insanların dinledikçe, izledikçe mutlu eden evin oğlusun bir kere. Ve senin basında, medyada biz de hemen hemen aynı tarihlerde çıktık. Hiçbir böyle en ufak bir saldırı, böyle münferit olayların dışında ben tanık olmadım. Yok, medyanın, medyada hep Alişan'a genelde karşı genelde seviyorlar. Bir, evet. Genel, evet. Acaba ne oldu da Alişan'cığım bu 3 ay 5 aydır veya bu süreçte senin yani asimetrik bir saldırı mı var? Yani onu mu ben tam manasıyla söylemek istemiyorum ama ne oldu da bu süreç buraya evrildi? Onu çok merak ediyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Basın tutumu. Kardeşim hiçbir şey bilmiyorum. İnanın hiçbir şey bilmiyorum. Dediğim gibi ben 21 yıldır bu işi yapıyorum. Ben 21 yıldır son 5 ay çıkarılan, yapılan haberler kadar aşağılık haberler bayağı benim hakkımda yapılmadı. Benim bir tane konserimi yazmazlar. Benim bir tane başarımı yazmazlar. İşte şu oldu, bu oldu, bilmem ne oldu, işte yok ayrıldılar, şunun yüzünden ayrıldılar. Tamam, ben göz önünde olan biri olabilirim. Ayrıldık ve tabii ki bunun haberini yapacaklar. Bir şey demiyorum. Ama bunu insan usulünce, adabınca benim yaptığım açıklamayı yaz koy,
üzerine daha bir şey arama. Ama yani şimdi... üzerinde aranacak, üzerinde aranacak, yapılacak, haber yapılacak daha bir şey yok. Ayıptır ya. Ayıptır. Buran evleneceksin. Ben hayatımda böyle bir dönem yaşamadım ya. Alişan, şimdi bu işin doğasında da var. Yani hani hep bilindik bir örnek vardır. Köpek insanı ısırınca haber olmaz. İyi şeyler, konserler vesaire haber olmaması normal. Ama sizin kadar sevilen bir çiftin ayrılmış olması herkes için haber. Bir de belki şundan da kaynaklandı. Eda Erol bir açıklama yaptı ve kardeşi sonra o sayfanın hacklendiğini söyledi. Yani siz belki ikiniz çıkıp net bir açıklama yapsaydınız. O sırada da pek çok şey konuşulmaya açık hale geldi. Ne oldu, hacklendi mi sayfa, değil mi? Acaba ne oluyor? Sanırım orada da bir krizi yönetme ya da konusunda belki o üzüntü resimine çok da doğru hareket edilemedi. Hayır, ben niye 2 gün bekledim? Niye 2 gün sustum? Evet. Biz konuştuk. Bir şeyler paylaşıldı. Ailelerimiz araya girdi. Ama ben herkese her anımı, her dakikamı yazmak, her anımı, her dakikamı paylaşmak zorunda değilim ki. Ama Eda Erol biliyorsun ya, ki bir paylaşımda bulundu. Türkiye'de daha bundan birkaç hafta önce bir iğrenç bir ilişki yaşandı. İğrenç bir ilişki yaşandı. 2 günde bunu gazeteler kapattı ya. Murat Başoğlu'nun meselesinden bahsediyor Murat Başoğlu. Ben 24 saat olmuş, ben ayrılalı daha 25 saat olmuş, 26 saat olmuş, neyse bir günü geçmemiş. 3 gündür beni yazıyorlar ya. Şimdi biz ne yapmışız? Ahlaksız bir şey mi yapmışız? Nişan ne demektir? Nişan birbirini tanıma süresidir. Biz de bu süre içerisinde bir takım şeyleri aşamayacağımızı, bir takım sorunları aşamayacağımız, daha ileride de birbirimizi daha çok üzmemek, daha çok yaralamamak adına biz çıktık, dedik ki ayrıldık dedik, bir takım sorunları çözemedik dedik. Bugün çıkmış gazetede, bütün internet üzerinde babamın ağzından bir şeyler yazılıyor. Ben sabahın köründe babamı aradım. Bilmiyoruz ne yazmışlar, ben bilmiyorum. Sabahın köründe babamı aradım. Babam için yazmışlar, babam demiş ki artık mı zannediyor kendini, Eda için söylemiş. Ya babam Eda'yı kızı gibi görüyor. Ne anne zannediyor ne kendini? Ne zannediyor Alişan? Bir tanesi bende var mesela, yani görebilirsiniz sizi. Bir ekran da görsün istersen. Alişan ne söylüyor? Instagram açıklamasıyla ilgili bizim biliyorsunuz Teşinke'de kafemiz var. Evet. Her dakika basın gelir, orada yemeğini yer, gelir sohbet ederiz, bir şeyler yaparız. Hiçbiriyle bu ana kadar kötü bir anında, hiçbiriyle kötü bir şeyim yok. Babama gelip soruyorlar. Ve ben babama defalarca uyardım. Sakın dedim, bak gelip sana birisi soru sorar. Biri sana bir şey söyler. Sakın dedim baba, bu olaylarla ilgili bir şey söyleme. Babamla soruyorlar. Babam da diyor ki ben bu olaylar hakkında bir şey bilmiyorum. Babama diyorlar ki Instagram'da işte şunu paylaştı, ayrıldık dedi Eda. Babam da diyor ki Eda diyor niye böyle bir şey yapsın ki diyor. Zaten eklenmiş diyor. Eda diyor artık kim ki bunu kesin yapsın. Hani Eda niye böyle bir şey duyursun diyor. Evet, anladım. Allah Allah. Evet. Bu süreçte bunu, iyi niyetli bunu olmuyor. Bunu kalkıp bunu da haber ediyorlar. Bunu da yanlış. Yani iki aileyi birbirine düşman etmek. Biz düşman olmayacağız. Biz çok güzel bir şekilde konuştuk. Bir kez daha, son bir kez daha söylüyorum. Ben Eda'nın namusuna da kesilim, şerefine de kesilim, kişiliğine de kesilim, her şeye kesilim. Ve onun hakkında bir şey söyleyen karşısında beni bulur. Ve lütfen vazgeçsinler. Ayrıldık, bitti. Bundan sonra da lütfen bir şey yazmasınlar ya. Lütfen. Bu şey nereden çıktı Alişan? Yazacaklarsa bir sürü dünyada olay var. Siz bak işliyorsunuz. 3-4 gündür işliyorsunuz. Bir tane gazetede de çıktım. Yazan gazetede bir şey demiyorum. Bir tane gazetede de Arakan'da Müslümanlara yapılan durum çıktı. Bir tane gazetede de gazete kağıt çıktı. Ayıptır o gazete kağıdı. Parayla yapıyorsunuz o gazete kağıdına yazık ya. Adam haklı kardeşim. Şurada çok haklı. Bak bir şey söyleyeceğim sana. Yani şurada haklı olduğu nedenlerden bir tanesi. Ya bu ülkede çok önemli bir gazetede. Ya bu ensesti meşrulaştırdılar. Evet doğru. Ensesti normalleştirmediler mi? Hatta yalandan %40 ensest yaşıyormuşuz. Ya %40 ensest yaşıyor demek suretiyle başlık atıp ya ensesti normalleştirdiler be kardeşim. Gazete değil de köşe yazarı demek lazım. Köşe yazarı. Tamam o gazetede onu basıyor. Yani. İlk ay ben olsam basmam. Aynı gazetenin yazarları da linç hesabı. Ben olsam basmam. Tamam da yani ne gerek var böyle bir tartışmaya? Şimdi Alişan sen gerçekten Türkiye'nin çok sevdiği, hepimizin çok sevdiği bir sanatçısın. O yüzden attığın her adımın, hele ki böyle evliliğe çok az kalmışken bir ayrılık yaşanınca bunun haber olması, herkesin merak etmesi çok çok aslında akıl dışı değil. Bu Ogan kim Allah aşkına İlkay? Bu Ogan kim abi? Hayır bu Ogan kim bu kadar gündemi susuyor? Ben onu anlamıyorum yani. Peki Alişan'a yani. Soralım. Bu kişiyi siz buldunuz mu Alişan? Ya da bu yani? Kimmiş, bu, neymiş? Bu kadar niye böyle iddialarda bulunmuş falan? Hiç bir sordun mu Esra Erol'a, ekipte çalışmış mı? Ben ne biliyorsun? Önce, ben böyle bir şey sorar mıyım ya? Böyle bir şey sorabilir miyim? Niye sorsun muhatap olsun ya? Hayır çünkü ısrarla... Ben...
Böyle bir şey, böyle bir soru, böyle bir şey biri bana söyleyebilir mi ya? Ben öyle bir şey söyleyecek adamın yani neyse, şimdi söylemek istemiyorum, canlı yayındayız ya. Ama bak burada böyle ben... biri çıkıp böyle bir şey bana söyleyebilir mi? Benim böyle bir şeyden haberim olabilir mi? Kaç haber... tane internet sitesi, kaç tane gazete dedi ki işte yok o olaylar Alişan'a gitti, Alişan ayrıldı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi haberci arkadaşlarımı da savunmak için söylemiyorum ama Alişan, şunu anlıyoruz ki üçüncü bir kişi çıkıyor. Bir magazin sitesine, hem de güvendiğimiz bir magazinci arkadaşımıza gidiyor. Mütemadiyen gidiyor. Günde 5 defa gidiyor. Hatta 30.000 TL istiyor. İlkay, ve bak ısrarla şey yayınlamıyorlar. Yani burada habercinin suçu yok. Peki bir şey söyleyeceğim. Eksik Türkiye'de 80 milyon insan var ya. Eksik söylüyorsun. 80 milyon insanın kaç tanesi böyle sıyrık akıllı olabilir? 3 kişi daha gidip çıktı şimdi. Dese ki ben bilmem neyle bilmem ne yaşıyorum. Onun haberini de yapacaklar mı? Alişan şöyle yapıyor, böyle yapıyor dese onu da mı haber yapacaklar? Böyle bir mesela, böyle bir şey olabilir, böyle bir mantık olabilir mi? Yani bir şey daha var. Mesela Hürriyet Gazetesi magazin müdürü Selim Akçin çok da düzgün bir adamdır. Ondan da gidip para istediği, para karşılığı, 30 bin dolar karşılığı kendisini işte anlatmak vesaire istediği iddia ediliyor. 30 bin dolara ne yapacak ne? Bir şey diyeceğim. Fotoğraflarını paylaşın. Bir dakika konuş. Bu adamın kim olduğunu bilmiyorum. Hayatımda bu adamı görmedim, tanımadım. Biz de bilmiyoruz abi. Konuşulması bile o kadar aynen yani. Böyle bir şey. Ve ben bir kez daha söylüyorum. Yarın öbür gün başka bir sanatçı hakkında benim elimde şu fotolar var bilmem ne var. Şimdi bu haber olur mu? Olur Alişan'cığım, bir sanatçı hakkında biri gelse ben bir haberci olarak onu bakarım. Zaten haberci arkadaşlarımız da yayınlamışlar bunu. O zaman bassın diyor. Bassın, fotoğrafı bassın. Doğru diyorsun. Bazen böyle bir iddia böyle bir var. Mı? Doğru diyorsun. O zaman çamur atezi kalsın. Şey, yani şey kötü. Bunda haklısın. Böyle çamur atezi kalsın olabilir mi? Böyle şey olabilir mi ya? Bu yüzden ayrıldılar. Büyük ahlaksızlık olur. Doğru söylüyor. Şimdi bu yüzden ayrıldık diye bir bana hiçbir kimse bırak yani sen gazeteden basınım diyorsun. Bana birisi gelip böyle bir şey söyleyebilir mi ya? Söyleyemez. Öyle bir cesaret edemez. Ama bu için... Böyle bir şey cesaret edebilir mi? Bana böyle birisi gelip böyle bir şey söyleyebilir mi? Ve ben bunu gidip Ali abiye, Esra'ya veya Eda'ya böyle bir şey sorabilir miyim ya? Ama haberci arkadaşlarımız zaten ondan emin değil. O bir tahmin. Alişan'a mı gösterdi acaba fotoğrafları? O zaman yapmayacaklar. Ayrıldı ama o zaman hiç böyle bir şey yapmayacaklar. Ama haber olan o şu. Zaman... Bir kişi gidiyor Alişan mütemadiyen ve diyor ki elimde fotoğraf var, para ver bas. Basabilirsin parayı verirsen. Ama fotoğrafı görmeden yapması yanlış. Ben sana diyorum ki bir kişi gitti elimde fotoğraflar var. Nihat Doğan bilmem ne kullanıyorken, bilmem ne çekiyorken fotoğrafı var. Ben 50 bin lira belirti yapayım. Yarın bu haber mi olacak? Bir kişi geldi Nihat Doğan için dedi ki Nihat Doğan uyuşturucu kullanıyor. Bunu yarın basın dedi, biz basmadık. Şimdi bunu insanların %30'u böyle düşünecek, %70'i böyle bir şey olmaz dedi. Böyle bir şey olabilir mi? Yani somut bir delil yokken yayınlamak yanlıştı diyorsun. Yalnız Alişan şöyle bir şey durum var. Açıklama yaptın, evet, ayrıldığınızı beyan ettin. Fakat biz ayrıldığınızı zaten biliyorduk ama bizim için önemli olan sizin ayrılığınızın nedeniydi. Onu ne sen ne de Eda yazmadığı için insanlar buldukları ilk bahaneye sarıldılar. Canım kardeşim bir şey diyeceğim. Ben bir kez daha söylüyorum. Her anımı, her yaşadığım olayı, her sorunu değilsin. Ben açıklamak evet. Zorunda mıyım? Değilsin. Ben de sana... Tabii ki gazeteler, ben bir kez daha söyledim. Tabii ki nedenini araştıracaklar. Evet. Tabii ki biz magazin figürüyüz. Benim buna hiçbir şeyim yok. Ama böyle ahlaksız şeyler yazmak zorundalar mı ya? Değiller. Sen de yani 150 bin liralık tek taşı, 150 bin liralık tek taşı geri istedi, yok vermediler, yok aldı, yok. Ya bunu yazmak zorunda mısın? Böyle bir olay etti mi acaba? Yani çok, insanları çok karalamak, elinde kalem var diye, elinde şey var diye bu kadar kolay mı ya? Çok yapılmış. Ya o haberi yapanın da bir ailesi var, onun da bir annesi var, babası var. Yalnız bir şey soracağım. Alişan'ın çok üzgün olduğunu cümleye başladığından beri birkaç cümlesini not aldım. Alişan 25-26 saattir bir ayrılık yaşıyoruz dedi. Ben ona kefilim dedi. Evet, ben ona kefilim dedi. Ben Eda'dan ayrılmış olabilirim dedi. Bu ilginç bir cümle. Ama dedi ben ona kefilim dedi. Çok üzüldüğüm bir süreç yaşadığını biliyorum ve bu süreçte sana hiç yardımcı olmayan bir basın var. Evet, 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 maalesef. Adam acısını yaşayamıyor. Yani Alişan'ı biz ilk defa bu kadar gözleri parlarken gördük. İlk defa evliliğe bu kadar yakın, bu kadar sıcaktı. Bak sıcak, evliliğe yakın olabilirsin. Mantık evliliği de yapabilirsin belli bir yerden sonra. Ama kalben sıcak olmak farklı bir şey. Çok heyecanlıydı. Şimdi adam buradan dönmüş, tamam mı?
Yani buradan dön. Bunun bir üzüntüsü var. Adam kendi üzüntüsünü yaşayamıyor. Haksız mıyım Alişan? Bazen insan üzüntüsünü yaşamak ister ya. Baş başa kalmak ister. Telefonu kapattı, neler söylediler. Ama yok. Yani burada art niyetli üçüncü kişiler olduğunu söylemek lazım. Basın mensubu arkadaşlarım yaşadıklarını, kendilerine gelen birinden bahsediyorlar. Sen en çok bu kısmından rahatsızsın işin. Ben de bir gazeteci olarak tekrar etmek istiyorum. Ya bunun gerçekten bir haber değeri var. Bana da biri mütemadiyen gelse, az önce sorduğun soru, Nihat Doğan şöyle bir kötülüğü var, böyle bir kötülüğü var dese, emin olamasam da bu kişi geliyor ve böyle bir iddiada bulunuyor diye yazarım. Çünkü o zaman bu doğru ve yaşadığı bir şey. O zaman 30 bini verirsin, bize gösterirsin abi. Evet, bu bir mesuliyet. 30 bini versinler. Madem Ali'yi gösteriyor ve gerçekten bu resmi yayınlıyor. Hangi sanat, başka bir şey söyleyeceğim sana. Hangi sanat, biz mesela hangi sanatçılar için bize neler geliyor? Giriyor muyuz? Hiç. Bize gelen görüntüler? Ya. Girmem. Bana ne? Ben günü açmam kardeşim. Hep onu söylüyorum. O zaman biz bilgiler. O zaman hiç de söylemedik de mesela şundan şundan böyle böyle. Bak Bircan yakaladı Başoğlu'nu, Murat Başoğlu'nu yakaladı, fotoğrafı koydu, bu onun yeğeni dedi. Bitti, ben söylerim arkadaş. O haber doğruydu çünkü. Ama orada bir sapıklık var yani. O ben ona göz yumamazdım. Hayır. Emin olduğum bir şeyi koydum. Tamam. Yani eşeğin aklına karpuz kabuğu koymadım. Tabii. Şu anda Alişan'ın dediği o. İnsanların aklına başka şeyler getiriyorlar diyor. Ama burada habercilerden çok art niyetli üçüncü kişiler var. Ben onların niyetinde niye bunu yapıyorlar? Ama art niyetli üçüncü kişiler de olabilir. Art niyetli dördüncü kişiler de olabilir. Art niyetli on kişi de olabilir. Alişan, lütfen aileler... ama lütfen. Alişan. Bunu yazmadan önce, evet bir adam vardır ki bundan önce her söylediği şey yalandır. Her söylediği şeyi inkar eder. Her söylediği şey hakkında çıkar bir açıklama yapar. Ya ben anlamıyorum ya. 21 sene bir insan 21 seneyi düşünün. 21 senedir bu camianın içerisindeyim ve 21 senedir yapılmayan hakaretler, yapılmayan sosyal medyadan yapılan hakaretler mi değil? Basın yoluyla yapılan ahlaksız haberler mi değil? Ya ama yeter ama ya. Bir insanın bu kadar üstüne gelinmez. İşte ben Nihat'ın da dediği gibi çıktım, göz önünde. Ilk kez konuşuyorum. İlk kez konuşuyorum. Ben çıktım Posta Gazetesi'ne bir röportaj yaptım. Dün Nihat da söyledi. Dedi ki evet böyle şeyler, hani bunları da aslında söylemişsin. Ben orada kıza dedim ki, ben kızla yaptığım röportajı, ben geldim Ali abinin programında da anlattım. Ben kızla yeni çıkaracağım şarkıyla ilgili röportaj yapmak istedim. Bana iki hafta mesaj çeken kız sürekli işte röportaj yapalım. Ben dedim ki iki hafta bekle, yeni kasetim. Yeni kasetle ilgili bir röportaj yapalım. Oradan söz geldi benim insanlığıma doğal olarak. Ve bana sorular sormaya başladı. Ben de dedim ki, çok özür diliyorum, sesim yankı yapıyor sizden galiba, biraz içeri iktidarsanız. Duyuyoruz Alişan. Biz seni gayet iyi duyuyoruz. Ben de dedim ki ben şunu anlatmaya çalıştım. Ben dedim ki ben istiyorum ki, ben herkesin bir şeyi vardır, saygı duyuyorum. Herkesin bir kadın profili vardır. Ben ona saygı duyuyorum. Ama ben istediğim kız benim istediğim gibi biriydi. Namusuyla, kıyafetiyle, giyinişiyle, süsüyle, busuyla benim istediğim ve edasam bana göre biri dedim. Ve kız ve oradaki yazı işleri onu kendine göre yorumlayıp Eda güzel bir kız olsaydı veya seksi biri olsaydı onunla evlenmezdim diye böyle bir haber yaptı. Ben kızı sabah aradım, kız bana böyle bir mesaj attı. Kızın mesajı hala bende ve bunu televizyondan gösterdi. Kız bana dedi ki ben röportajı teslim ettim, yazı işleri bunu çözdü, başlıkları yazı işleri verdi. Sizin röportajınızı okuyunca zaten böyle bir şeyin olmadı. Ve konuştuğumuz diğer şeylerin de espri olduğu zaten ortada diye bana böyle bir mesaj attı. Sonra beni öyle bir tanıttılar ki insanlara, sosyal medyadan o kadar üstüme gelindi ki. Yok terlik istedi, yok ayaklarını yıkattı, yok bilmem ne yaptı. Ya ben 10 sene kadın programı yaptım ya. Ben gerizekalı mıyım ya, böyle laflar edecek kadar salak mıyım? Peki Alişan, bu çıkan o zaman yalan yanlış haberler. Eğer söylediğin beyan gerçekten değiştirdiyse, bu hakikaten onu yapan habercinin ayıbı olur. Ama meslek etiğine de sığmaz. Peki bir saldırı olduğuna inanıyorum. Etkiledi mi ilişkinizi? Bak, asimetrik bir saldırı olduğuna inanıyorum. Çok özür dilerim, lafını kesiyorum ama yani şimdi bir haber çıktı değil mi? Bir haber çıktı. Ya bundan dolayı mı ayrılmış olabilirler? Ya daha üzerinden 3 saat geçmiyor. Başka bir şey. 150 bin TL'lik yüzüğü istedi. 5 saat geçmeden de babası ya bu kız zaten artisti. Bu patır 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 her yerden. Burada bir asimetrik saldırı olduğuna inanıyorum ben. Alişan Nazan, onu duymak istiyorum. Bunun sebebi ne? Ben inan sebebini bilmiyorum. Böyle bir şey olduğuna da inanmak istemiyorum yani. Sadece onu söylüyorum. İnanmak istemiyorsun, bariz bir şekilde. Ama kabulleniyorsun senin, ama Alişan. Ama basının yani seninle uğraştığını kabul ediyorsun ben şu an. Ben size sebebini söyleyeyim. Ben lütfen söyleyeyim sana sebebini. Çünkü Türkiye'nin en sevilen,
en meşhur karakterlerinden biri Alişan. Bu sadece senin sorunun değil. Bu dünyadaki bütün ya? Starların sorunu. Böyle herkesin başına gelince herkes çok merak ediyor. Herkes bir şey yazmak istiyor ama doğru bildiğini yanlış yazan, eğriyi büğrü yazanın da vay haline. Onları bir kere en başta biz kınarız zaten. Ama zor bir süreç. Daha Alişan da bizim sana aslında soracağımız ve çok merak ettiğimiz şeyler var ama sen çok yıldın ve yoruldun bu aşamada. Biz seni çok seven bir kere dostların olduğun için asla kötü gününden nem alamayacağız. Sadece dönüşü olmayan bir ayrılık yaşadığınızı herhalde söyleyebiliriz insanlara. Teşekkür ederim. Ya daha fazla ne olur diyeceğim. Ben sadece şikayetlerimi söyledim. Ben sadece söylemediğim şeylerin yazıldığını ve saçma zaman senin yazıldığını söylemek istedim. Size fırsat verdiniz. Teşekkür ederim. Bundan sonra da bir kelime ne benim ailemden ne de onların ailesinden hiçbir şey duymayacaksınız. Bir şey var. Bundan sonra herkes lütfen rica ediyorum daha fazla benim aileme, Eda'nın ailesine, Eda'yı beni kırıcak ne olur bir şey söylemesinler. İki aileleri kendi halinde aile. Onun annesi babası da kendi halinde. Benim annem babam da kendi halinde. Kimsenin bir suçu hani, aileleri. Lütfen daha fazla üzmesinler. Lütfen daha fazla yormasınlar. En doğal. Yani başka da bir şey söylemek istemiyorum. Ama Alişan ben de sana son söz şunu söyleyeceğim. Öncelikle gerçekten üzgünüz. Belki tekrar geri dönüşü olur. Hayat bu neler neler olmaz. Çünkü yine laf arasında dedi ki Eda tam bana göre biriydi. O yüzden belli olmaz. Hayat bu. Her ikinize nasıl mutlu olacaksanız öyle olsun. Ancak şimdi Bilal Özbilge bana diyor ki ya bütün gazeteci arkadaşlarımla tek tek konuşuyorum. Teyit ettiriyorum. Bu üçüncü kişi ben adını anmak istemiyorum. Tek tek bütün gazeteciler kendisini de arıyormuş ama Bilal Özbilge konuşmuyormuş. Tek tek geziyor, hala geziyor, fotoğrafları gösteriyor. Gören gazeteci arkadaşlarımla da konuştum diyor. Belki bak, Eda Erol'un senin ya da Esra Erol'un bir kötülük yapmak isteyen biri. Ama böyle bak, de bir gerçek var. Bunu söyleyecek bir şeyin var mı? Davacı olacak mısın bu kişiyle ilgili? Bu kişi niye bunu yapıyor? Ne yapacaksın? Durmayacak gibi görünüyor çünkü. Ne muhatap olacak ya? Boş ver. Ben size diyorum ki, az önce de söyledim. Benim hakkımda da yarın öbür gün biri çıkıp bir şey söyleyebilir. Niyet hakkında da söyler. İlk siyasını neler söyler. Yaptılar ama bana ne Alişan'a. Ama ne olur söylenen kişiyle ilgili bu adam daha önce ne yapmış? Bu adam daha önce yalan bir şey söylemiş mi? Bu adam nasıl ilişkiye girmiş? Ne olmuş? Ne bitmiş? Allah aşkına buna bir göz önünde bulundurup yapsınlar ya. Bu iddiaysa her iddiayı ben de şimdi çıkıp Instagram şeyinden gidip de başka biriyle ilgili bana bir iddia geldi. Şu şöyle yapıyormuş diyebilir miyim? Böyle bir hakkım var mı ya? Ve bu namus, bu şeref yani. Alişan başka bir şey söyleyeceğim. İlk bir defa fotoğraf seni varsa da bassınlar diyor Alişan. Bence ilk bu defa da manşet ya, olsun herkese. Basa da bilelim ne olacak geçmişte insanlar. Hangimiz bir şeyler yaşamadık ki yani? Ne alakası var şimdi bunun? Yani neyse boş ver. Ben orasında değilim de işin. Ben şunu duymak istiyorum İlkay. Şimdi Alişan'ı ilk defa yakalamışken Alişan'la böyle çok fazla kendi özeliyle alakalı konuşmayı seven bir kardeşimiz değil. Ya siz neden ayrıldınız Alişan Allah aşkına ya? Yani belki de hani belki de böyle sürümcemede kalması mı basının medyayı da yani çünkü kolay değil abi bir nişan evlilik aşamasına girmiş bir nişan bozuluyor ve tam manasıyla açıkçası kamuoyu tatmin olmadı bence Alişan. Yani anlaşamadık. Ne abi mesela ne anlaşacağım? Küçük bir bize bir örnek hayır, ver misal. Şey ama şey diyeceğim bu kadar özele. Hayır inatçı mıydı? Hayır ne bileyim yani anlaşamadık derken 50 tane konu var. Abi şimdi bizim anlaşamadığımız özel konuştuğumuz konuları ben niye burada konuşuyorum? Bir de Alişan ne var biliyor musun? Birkaç gün öncesine şu kadar kahveyi, çok Mehmet mutlu Bey, fotoğraflarınız, işte bir arada görüntüleriniz var ya. Onun için insanlar ani bir şey arıyorlar belki. Bircan katılıyor musun? Fakat ben çok mutlu bir resim olduğu için ve birinden de bir ayrılık olduğu için. Sizden de rica ediyorum, herkesten de rica ediyorum. Ne olur, hani bugün bu haberler artık dursun, susun. Ben çıkıp kendi ağzımdan bize bir konuştum. Kendi ağzımdan sizin konuştum. Biz anlaşamadığımızdan ayrıldık dedim. Bundan sonra da bir neden bir şey aramasınlar. Bunun nedeni bizi onunla benim aramda bizim düşünce farklılığımız, bizim bilmem neyimiz olabilir, bizim şuyumuz olabilir, bulmamız her şey olabilir. Tamam. Ama biz anlaşamadığımız için ileride de sorun daha büyüyeceği için evet. O yüzden ayrıldık. Lütfen rica ediyorum. Herkesten rica ediyorum. Bugün bu haberlerin artık bir sonu gelsin. Benimle ilgili, Eda'yla ilgili, ailesiyle ilgili. Bir kez daha söylüyorum. Biz iki aile düşman olmayacak. Biz helalleştik, ayrıldık. Ben Ali abiye sen her zaman abisin dedim. Esra'ya her zaman kardeşimsin dedim. Onlar her zaman kardeşimsin dedi. Babasını aradım, babasından helallik aldım. O benim babamı aradı, annemi aradı. Anneme geldi konuştu. Yeter, ne olur. Peki teşekkür ediyoruz. Yani, söylemezsen olmaza bağlandığın seni için. Seni üzüntünle baş başa bırakıyoruz. Ne yapalım? Çünkü biz de çok üzgünüz. Sen nasıl uygun görürsen öyle kapatacağız tabii. Vallahi Alişan benim kardeşim. Ben vefalı adamım. Alişan onun istemediği bir şey yapmam olsun. Yani.
Olsun, hayatta her şey var. Senin mutluluğun bizim mutluluğumuz. Mutsuzluğun mutsuzluğu. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Biz hep senin yanındayız ama. Yani. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim.